Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Hz. Ömer Efendimiz bir gün halifeliği sırasında minbere çıkmış, Müslümanlara konuşma yapıyordu. Ağzından bal damlıyor ve yağ gibi süzülüyordu. O kadar güzel konuşuyordu ki millet de böyle can kulağıyla kendisini dinliyordu zevkle. Bir ara garip, anlaşılmaz kelimeler söylemeye başladı. Millet şaşırdı. Ya böyle güzel bir konuşmanın ortasında böyle anlamsız, öyle fesahata, belagata aykırı söz nasıl çıktı bu efendinin ağzından? Ne dedi sonra diye anlamadılar o sözü. Hz. Ömer Efendimiz konuşmasını bitirdi ve indi aşağıya. İşte namaz kıldılar, camiden belki de çıktılar veya orada bilemiyorum. Sordu cemaat, efendim hutbe arasında bizim anlamadığımız bazı garip sözler söylediniz. Neydi deyince geçin dedi o da. Israr ettiler. Efendim öğrenmek istiyoruz diye. Dedi ki bir devlet başkanı olarak kürsüde konuşuyorum ve de çok da güzel konuşuyorum. Baktım içimden kendi kendime böyle bir övülme geldi. Herkes can kulağıyla beni dinliyor ve ben de onlara devlet başkanı olarak konuşma yapıyorum. Güzel de konuşuyorum derken nefsime böyle bir şımarıklık gelme endişesine kapıldım ve onu kırmak için anlamsız, saçma sapan, kemkim sözler söyledim diyor. O nefsi cezalandırmak için. Subhanallah. Her an Allah ile baş başa olduğunu bilmek, her an Allah'ın kendisini gördüğünü ve not verdiğini, kulluğu değerlendirdiğini bilmek. Her an nefsini kontrol altında tutmak ve ondan gelecek zararlara karşı uyanık olmak, müteyakkız olmak. Hz. Ömer Efendimiz'i tanırsınız. Geceleri karakol bekçisi gibi sokaklarda dolaşırdı. Ümmet-i Muhammed rahat etsin diye. Dışarıdan bir kervan gelse, Müslüman kervanı, Müslümanlara rızık getiriyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Yorulmuşlardır, uyumuşlardır. Gidin şunların kervanını bekleyeyim diyor. Kervan bekçiliği yapıyor ya. İhtiyacı olan var mıdır? Sıkıntısı olan var mıdır? Geceleri böyle dolaşıyor. Gündüzleri insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Kendi ihtiyacını kendi karşılıyor. Efendim buğdayını, ununu kendisi yüklenip götürüyor vesaire. Bir gün böyle yolda giderken baktılar ki Hz. Ömer Efendimiz devlet hazinelerinde bir çuvalı yüklenmiş götürüyor. Dediler efendim biz götürelim. Ya bu devlet başkanı, bu koca ordular sevk etmiş adam. Bu Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan'a doğru fetihler yapan orduların başkomutanı, devlet başkanı. Aman efendim diyorlar, efendim durun diyor, ben bu çuvalı bilerek götürüyorum diyor. Niye efendim diyorlar, şu nefse bir hava gelmeye başladı diyor. Baktım işte devlet başkanıyım, emrimde bu kadar ordularım var, memurlarım var, insanlar bana hürmet ediyor gibi bir duygu içimden, nefis böyle zehirli bir yılan gibi başını kaldırmaya kalktı. Onu ezmek için sen busun dedim, hambalsın, Müslümanların hizmetçisisin dedim ve ona hamballık yaptırarak haddini bildireyim diyor. Nefsinin haddini bildiriyormuş. Allah Allah. Ne güzel insanlar ya Rabbi. Şimdi yevmi kıyamette bu güzel insanlarla beraber haşrolacağız. Bir onların amellerine bakacağız. Bir bizim amelimize bakacağız. Bir onların ahlakına bakacağız. Bir bizim ahlakımıza bakacağız. Allah yardımcımız olsun. Değerli kardeşlerim, hakikaten innen nefse le emmâratun bisû, nefis kötülüğü emredecek. Hazreti Yusuf Efendimiz'in sözü bu. Ve ben uberri'u nefsi, ben nefsimi temize çıkaramam diyor. Zaten Allahu Teala da ve la tuzakku enfusakum, kendinizi temize çıkartmayın diyor. Öyle çok övünmeyin ya. Sürekli murakaba, sürekli imanımızı kontrol, ibadetlerimizi kontrol, muamelatımızı, helal ve harama riayetimizi kontrol, sürekli dilimizi kontrol, başımıza çok iş açıyor, gözlerimizi, kulaklarımızı kontrol, elimizi, azalarımızı kontrol, en başında da kalbimizi kontrol. Vücutta bir at parçası var diyor malum Peygamberimiz. O sağlam durursa bütün vücut sağlam olur, o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin o kalp. Değerli kardeşlerim, herkesi kandırabiliriz ama kendimizi zor. İnnel insane ala nefsihi basire. İnsan kendi nefsini görüyor, iyi görüyor yani. Kendini bilir. Velev elqa ma'azira. Dışarıya karşı bir sürü mazeretler beyan etse, kandırmaya çalışsa bile, başkalarını kandırabilir, bir şeye yalan yere ikna da edebilir ama estek gerestek, fakat kendini kandıramaz insan. Uydurduğu mazeretleri bilir insan. O yüzden Allah ile baş başa ihlas ve istikamet üzere bir hayat yaşamak. Büyüklerden birisi sırtına bir demet odun yüklenmiş, evine odun götüren yaşlı bir ihtiyara rastlar. Onun bu haline taaccüp eder ve sorar. Der ki, ey ihtiyar efendi, senin rızık verici olan Allah Celle Celaluhu'ya itimadın kalmadı mı ki şu yaşında hala böyle rızık için perişan oluyoruz? Sana bakacak kimsen yok mu? Dedi. İhtiyar muhatabının manevi idrak eksikliğini gidermek için gözlerini semaya kaldırıp ellerini açarak "Ya Rabbi, şunları altına dönüştür" dedi. Bir de baktı ki odunlar altın olmuş. Adam karşıdaki ihtiyarın boş olmadığını anladı. Allah'ın nice dostları var ki onlar benim kubbelerimin altında, benden başka kimse bilmez diyor. Bir kısmını alem bilir ama bir kısmını sadece kendisi bilir. Bu kerameti gören zat dehşet içerisinde sordu. Peki sen bu mertebeye ulaştın da hala ne diye odun taşıyorsun? İhtiyar oduncunun verdiği cevap çok ilginç. Evladım diyor, ben bunu nefsimin beni kul olarak bilmesi için, kulluk dairesinin çıkmaması için yapıyorum. Onu Allah'ın kulu ihlas ve istikametinde daim olsun diye eğitmek için yapıyor. Zira hak katında makbuliyet kulluktaki istikamet kadardır. Ne kadar ihlas ve istikamet varsa o kadar. Değerli kardeşlerim, bu işler kalp işidir. Yani şurada bir insan görürsünüz, durmadan namaz kılar, oruç tutar, sadaka verir, iyilik yapar, çabalar durur. Şurada da bir adam vardır, boynunu düşürmüştür, murakaba halinde, kalbiyle Allah'a doğru manevi bir yolculuk yapmaktadır. Onun bir anlık zikri, fikri, tefekkürü, kalbiyle yaptığı o ameller, öbürünün bedeniyle yaptığı binlerce saat ibadetten daha evladır yani. Değerli kardeşlerim, kalp ne kadar kıymetli, demin söyledik. Kalbin ameli de o kadar kıymetlidir yani. O bakımdan bazı insanlar vardır. Böyle işte bir mürşit, bir hoca efendi vardır. Efendim yerinde oturur böyle, dersini verir. Ders bittikten sonra tefekkür halindedir. Ama talebeler dersi çalışıyordur, işler yapıyordur, medresenin işlerini yapıyordur veya dervişler ümmetin işlerini yapıyordur. Boş vakitlerinde nafile ibadetten daha faziletli olduğunu bilerek insanlara hizmet etmenin envai çeşit hizmetlerle meşguldür. Aklı yetmeyen insanlar dışarıdan baktığı zaman ya bu adam oturuyor diyor hocalar için ama bunlar çalışıyor, bunlar daha kıymetli Allah katında der. Halbuki hoca efendinin çalışması kalbiyledir. Kalbin ameli, kalbin ibadeti bedenin ibadetinden çok daha üstün olduğunu söylemiştik. Bunu bilen bilir, bilmeyen de yadır. Bu yetiştirdiği talebelerden daha faziletli değil, talebeler bundan daha faziletli. Şu dervişler bu şeyden daha faziletlidir derler yani. Değerli kardeşlerim, bunları niye anlatıyoruz? Kalbimize sahip çıkalım. Bizi bizden iyi kimse bilmez. Başkalarını kandırabiliriz. Başkaları yaşımıza bakarlar, başımıza bakarlar, saçı sakalı ağarmış derler. Efendim bir konuşmamıza bakarlar, bizi bir veli zannederler, büyük bir zat zannederler. Biz öyle olalım yani. Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün demişler. Rahmetli babamı hatırladım böyle deyince. Daha hacca gitmemişti o zaman rahmetli. Sakal bırakmış. Yaşlı bir insan olduğu için sokakta herkes hacep ediyorlar konuşurken. Oğlum ben hacca gitmedim diyor o. Bana hacı deme diyor. Peki acemi diyor onlar. Yahu dedi bir gün. O sandım oğlum dedi yani bana hacı efendi diyorlar ben de hacı değilim diye artık demeyeceğim dedi. Deme baba zaten dedim. Sana hacı olduğun için değil, hitap için, hürmet için öyle söylüyorlar. Neye benzer? Bir gün böyle bu kelimelerin yaygın olduğu zaman çarşıda veya pazarda hocam diyor. Ben de bakıyorum böyle herkes birbirine hocam diyor. Ben de diyorum öf benim hoca olduğumu ne biliyorlar burada diyorum. Sana dikkat kesildiydim. Millet herkes birbirine hocam diyor. Bana demiyorlarmış yani. Hocam demek hitapta bir adet olmuş. Hocam diyorlar hep. Ben de bana mı diyorlar acaba diyordum. Bu dersi aldım. Bir gün İstanbul'a gidiyorum. İşte yorgun argın Üsküdar tarafına geçtim. Aziz Mahmut Hüdayi camisinde arkadaşlarla buluşacağız. Oraya doğru giderken hocam diye bir ses geldi arkadan. Alışkanlık var ya gayri ihtiyari ben de şöyle bir an irkildim ve geriye dönümü dedim. Sonra güldüm kendi kendime. Koca İstanbul'da senden başka hoca mı yok mübarek yoluna devam et dedim. Bir daha ses geldi ama bu sefer daha şiddetli bir ses geldi. Herhalde bana söylüyor olabilir diye arkam dönük ama arkadan geliyor ses. Durdum. Ne olur ne olmaz çok mahcup olmayayım diye biraz bekledim. Hocam dedi yanıma kadar geldi adam. Baktım bizim Maraş'ta Kıbrıs Meydanı'nda bir lokantacı kardeşimiz vardı. Kelle paça lokanta filan. Oymuş meğer İstanbul'a bir dükkan açmış, bizi çağırırmış. Biz de koca İstanbul'da senden başka hoca mı yok diye bakmıyorduk oraya. Bazen böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Her neyse değerli kardeşler. Kendimize sık sık kontrol edelim. Aynaya baktığımız zaman bir daha dikkatli bakalım. Aynaya bakınca Peygamberimiz Allahümme hasen huluki Kâme ahsente halkî dermiş. Allah'ım yüzümü, dış görünüşümü güzel yarattığın gibi halk kelimesi bu. Halkımı, hilkatımı güzel yarattığın gibi hulkumu yani huyumu da güzel yarat diyor. Allahümme hassin huluki, ahlakımı da güzel yap. Kema ahsente halki, halkın dış yaratışını güzel yaptığın gibi diyor. Kontrol edelim kendimize. Kendimizi kontrol edelim. Efendim, halkımızı güzel yaratan Allah'a yalvaralım. Hulkumuzu da, huyumuzu da, ahlakımızı da güzelleştirsin. Bunun için biz de çaba sarf edelim. Gayret sarf edelim. Allah muvaffak eylesin. Hoşça kalın ve selam değerli kardeşlerim.